Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü videomuza ve yeni dersimize hoş geldiniz. Değerli öğrencilerim bugün sözcük türleri üzerinde duracağız. Sözcük türlerinden isim konusunu işleyeceğiz. Değerli öğrencilerim konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likelediğiniz için çok teşekkür ederim. Değerli öğrencilerim, ve şimdi bu girişten sonra isimler konusuna, adlar konusuna gelelim. Arkadaşlar canlı cansız tüm varlıkları, duygu, düşünce ve durumları tek tek veya tür tür karşılayan kelimelere biz isim diyoruz. Diğer adıyla ad diyoruz. Değerli öğrencilerim, isimler çeşitli şekillerde adlandırılmaktadır. Bir, varlıklara verilişine göre isimleri ayırıyoruz. Bir, varlıklara göre verilen isimlendirmeye göre özel isim ve cins isim olarak iki başlık altında değerlendiriyoruz. Özel isim tek olan diğer varlıklar arasında tam bir benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan kelimelere biz özel isim diyoruz. Bunlar da kendi arasında çeşitlere ayrılır. Bir, kişi adları. Kamil, Sevgi, Burak, Ahmet, Hamdi, Tanpınar gibi. Bakın bu isimler kişi adlardır ve kişi adları özel adlardır. Kurum, dernek, vakıf, okul, cemiyet adları. Bunlar da büyük harfle yazılır. Aynı zamanda özel isimlerdir. Biliyorsunuz özel isimler büyük harfle yazılır ve başlanır. Örnek verirsek işte Türk Hava Kurumu, Boğaziçi Üniversitesi, Akınal Anadolu Lisesi, İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi gibi. Bunların hepsi nedir? Özel isim. Gene yer adları arkadaşlar özel isimdir ve büyük harfle başlayarak yazılır ve bunlar büyük harfle yazılır. İşte Şehreküstü, Şehit Kamil, Van, Bursa, İstanbul gibi. Gene din, dil, mezhep adları. Bunlar da özel isimlerdir. Gene büyük harfle yazılır. İslamiyet, Hristiyanlık, Türkçe, Arapça, Budizm, Hanefilik, Şafilik, Şiilik gibi. Bunlar nedir? Din, dil, mezhep adlarıdır ve büyük harfle yazılır ve özel isimdirler. Gene arkadaşlar kitap, dergi, gazete isimleri özel isimdir. Mesela Ömer Seyfettin'in Perili Köşk adlı eserini ele alalım. Çanlar kimin için çalıyor? Değil mi? Bakın. Oto Haber, Aktüel, Milliyet, Sabah ve benzeri. Bunlar bakın gazete, kitap, dergi adlarıydı. Gene ülke isimleri özel isimdir. Türkiye, Çin, Özbekistan, Hollanda, Yemen ve benzeri. Gene millet adları. Türk, Arap, İngiliz, Çinli, Japon, Fransız gibi. Bunlar da özel isimdir. Ve hayvanlara takılan adlar da özel isimdir. Yumak, karabaş, sarı kız, tekir, fındık, boncuk gibi. Eğer bunlar normal hayvan ismi olsaydı cins isim olacaktı ve küçük harfle yazılacaktı ve özel isim olmayacaktı. Eğer o hayvanlar içinde bize ait belli bir hayvanı kastediyorsak ve onu isimleştirmişsek bunlar nedir? Özel isimdir. Burada da görüldüğü gibi. Ve sevgili arkadaşlar ikinci varlıklara verilişine göre isimlerden ikincisi de cins yani tür ismidir. Burada da aynı türden varlıkları karşılayan isimdir. Dilin temel kavramları arkadaşlar tür adlarıdır. Organ adları, akrabalık isimleri, hayvan ve bitki adları, araç gereç isimleri, tür adları arasında sayılan isimlendirmedir. Arkadaşlar bir isim özel isim değilse tür ismidir. Dikkat edin kırmızıyla bu bölümü sizler için yazdım. Bir isim özel isim değilse o nedir? Tür ismidir. Mesela beyin, kulak, mide, el, ayak, dayı, amca, teyze, hala, baba, anne, abla, hayvan, kedi, Van kedisi. Bakın burada Van kedisi derken Van'ı büyük yazdık. Niye? Van özel bir isimdir. Ama kedi küçük. Neden burada Van kedisini cins isim içinde yazdık? Bir sürü Van kedisi var. Değil mi arkadaşlar? Dikkat edin. O da genel bir isimdir Van kedisi. Ama o Van kedimizin adı mesela Minnoş olsaydı Van kedimiz Minnoş ismini ne yapacaktık? Büyük yazacaktık. Evet, köpek, kanarya, bitki, çiçek, gül, papatya, ağaç, çam, maydanoz, ceket, halı, tabak, kanepe, insan, ev, araba,
hırs, güven, aşk, şüphe. Bakın bütün bunlar nedir? Cins isimdir. Yine dikkat ettiyseniz arkadaşlar, bu cins isimlerin içinde hem somut hem soyut isimler de yer almaktadır. Yani bir soyut isim cins isim olabileceği gibi sevgili arkadaşlar, bir somut isim de cins isim olabilir. Bunu da burada vurgulayayım. Birazdan zaten konu geldiği zaman göreceğiz. Bir de isimlerin maddesine, yani oluşumuna göre adlandırıyoruz. Bunlardan birisi somut isim. Arkadaşlar, varlığını beş duyu organımızla, en az beş duyu organımızdan birisiyle biliyorsak, algılıyorsak veya gelişmiş araçlarla algılıyorsak, bunlar somut isimdir. Işık, elektrik, hava, mikrop, leke, atom, toz, insan, kalem, gen, elma ve benzeri. Bakın burada çok farklı isimleri ortaya koyduk ve bunların hepsi somut isimdir. Biz bunları beş duyu organımızla veya gelişmiş araçlarla ne yapabiliriz? Algılayabiliriz. Mesela gen dedik orada, değil mi? Gen. Evet. Dolayısıyla bunlar somut isimdir. Soyut isim ise varlığını duyularla ve gelişmiş araçlarla algılayamadığımız ama varlığını bildiğimiz, varlığını hissettiğimiz kavramların isimidir arkadaşlar. Mesela mutluluk, hüzün, ideal, keder, moral, özveri, aşk, vefa, kin, hayal, melek, cin, inanç, iman, dostluk gibi. Bu kelimeler de soyut isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve arkadaşlar, bir diğer isimlendirmemiz ise ismin karşıladığı varlığın sayısına göre isimlendirmedir. Arkadaşlar, isimleri tekil, çoğul ve topluluk ismi olarak bu kategoride ayrı ayrı ele alacağız. Tekil isim dediğimiz zaman sayıca tek bir varlığı karşılayan isme diyoruz. Eğer sayıca bir tane isim kastediliyorsa, o zaman o isim nedir? Tekildir. Örneklerimize bakalım. Ayakkabı, çorap, defter, üzüm, yaprak, dal, gövde, ağaç, korku, şüphe, hayal ve benzeri. Bu isimlerin hepsi nedir arkadaşlar? Tekildir, çoğul değil. Arkadaşlar, sayılamayanlar da tekil isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesela un, kum, bulgur, pirinç, tuz, pudra, şeker. Bu isimler de nedir? Tekil isimdir. Çünkü bunları ne yapamayız? Sayamayız. Örnek verirsek, bugün evde sular akmıyor. Bu cümlede sular derken biçimce çoğul, bakın dikkat edin. Dil bilgisi kurallarına göre çoğul. Ama anlamca neyi ifade ediyor? Tekillik ifade ediyor. İkinci cümlemize bakalım. Bu bölgenin suları kireçlidir dediğimiz zaman buradaki sular nedir? Çoğuldur. Çünkü o bölgedeki tüm suları ne yapmaktadır? Kastetmektedir. Arkadaşlar, çoğul isim dediğimiz zaman sayıca birden fazla varlığı karşılayan isimlere biz çoğul isim diyoruz. Bunu da biz larler ekiyle çoğullaştırıyoruz. Eğer bir ismin, tekil ismin yanına larler eki getirirsek arkadaşlar, o tekil ismi çoğullaştırmış oluyoruz. Yani onun çoğulunu yapmış oluyoruz. Biraz önce ayakkabı demiştik. Ayakkabı nedir? Tekildir. Ama ayakkabılar dediğimiz zaman, ayakkabı kelimesinin tekil isminin yanına larler getirdiğimiz zaman onu ne yapmış oluyoruz? Çoğul yapmış oluyoruz. Örneklerimize bakalım. Defterler, günler, işler, şarkılar, korkular, şüpheler, insanlar, öğrenciler gibi. Bunlar nedir? Çoğul ekidir. Şimdi arkadaşlar, çoğul ekinin, yani larlerin özel kullanıldığı bazı yerler vardır. Bunu da hızlıca bir görelim. Şimdi birinci olarak larler eki özel isimlere ancak şu durumlarda ekleniyor arkadaşlar. Buna bir bakalım. Aynı ismi taşıyanlar bir arada söyleniyorsa biz çoğul ekini ne yapmaktayız? Getirmekteyiz. Örnek, Karadeniz'de dursunlar çoktur. Veya Karadeniz'de temeller çoktur. Burada temel isminde çok olanlar veya Dursun isminde çok olanları ne yapıyoruz? Kastediyoruz. Veya İran'da Aliler sevilir. Yani Ali isminde olanlar sevilir. Çünkü Hazreti Ali'ye olan, değil mi, sevgilerinden dolayı.
İki, benzerleri anlamı katıyorsa, benzerleri anlamı katıyorsa genelerler konur. Örnek verirsek, klasik edebiyatımız Fuzuliler, Bakiler yetiştirmiş bir edebiyattır. Burada Fuzuliler, Bakiler derken yani Fuzuli gibi, Baki gibi benzer şairler yetiştirmiştir demek istiyoruz. Gene larleri gılgil anlamında kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bugün Erkanlara gideceğiz. Yani Erkangil'e gideceğiz demek istiyoruz burada. Larler ekini isme getirdiğimiz zaman. Bir de aile, sülale, millet anlamında da kullanabiliyoruz larler ekini getirdiğimizde. Mesela Köprülüler, Emeviler, Osmanlılar, Türkler, Araplar gibi bu larler geldiği zaman aile, sülale, millet kavramı karşımıza ne yapmakta? Çıkmakta. Ve ikinci olarak larleri mübalağa, abartma içinde kullanabiliriz. Burada söz sanatı yapmak, imge yapmak, çağrışım yapmak amacıyla kullanıyoruz. Bu iyiliğinle bizlere dünyaları bağışladın derken burada larler eki ne yaptı? Mübalağa, abartma anlamında, imgesel bir anlamda ne yapıldı? Kullanımda bulundu. Çocuk ateşler içinde yanıyordu derken burada gene ateşler derken abartma sanatı, mübalağa sanatı yapıyoruz değerli öğrenciler. Ve bir diğer kullanımımız ise saygı ifade etmek için. Diyelim ki valiliğe gittik. Vali bey biraz önce yerinde yoktu, yerine geldi. Soruyoruz, vali beyler yerinde mi? Ve vali beyin makamında olup olmadığını bilmiyoruz. Oradaki görevliye soruyoruz, vali beyler yerinde mi? Burada birden fazla valinin oluşunu kastetmiyoruz. Bir tane valimiz var ve ona saygı ifade etmek için vali beyler yerinde mi diyoruz değerli öğrenciler. Ve tem ve alay amaçlı arkadaşlar. Burada da eğer bir sitem ve alayda bulunuyorsak larler ekini ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Biz dışarıda donuyoruz. Beyefendiler içeride keyif çatıyor. Burada beyefendiler derken ne yapıyoruz? Orada bir sitem de bulunuyoruz. Hanımefendiler bir saatte hazırlanamadı mı derken de gene aynı anlamda sitem ve alay anlamını verecek şekilde ne yapıyoruz? Örneklerimizde kullanabiliyoruz larleri eklediğimiz zaman. Ve değerli arkadaşlar, larler her anlamında da ne yapılabilir? Kullanılabilir. Burada da geniş zamanlı bir ifadeyi ifade ediyoruz. Mesela sabahları bir acı kahve içmeden evden çıkmaz derken burada her sabah anlamını ne yapıyor? Vurguluyor, bize aktarıyor. Ve yaklaşık anlamında da biz larleri kullanabilmekteyiz. 1,85 boylarında bir adamdı derken orada yaklaşık olarak 1,85 boyunda olduğunu adamın bize ifade ediyor. Böylelikle larlerin farklı anlamlarda kullanımını da ifade ediyoruz bu son örneğimizde. Ve üçüncü olarak topluluk ismi olarak isimleri görmekteyiz. Çoğul eki almadan, yani yanına larler eki almadan birden çok varlığı karşılıyorsa bir kelime, bu isimlere biz arkadaşlar topluluk ismi demekteyiz. Teklerin bir arada bulunmasından oluşan grubu tanıtmaya yarayan isimlerdir. Aynı zamanda topluluk ismi. Toplum, halk, cemiyet, grup, kabile, aşiret, aile, millet, sürü, ordu, orman, kavim, jüri, heyet veya kurul, öbek, takım, deste, düzine, topluluk gibi kelimeler topluluk ismidir. Dikkat ederseniz bunlar şekil olarak tekildir. Yanlarında larler yok ama içerdikleri anlam bakımından bir topluluğu ifade etmekte ve bizler de buna topluluk ismi demekteyiz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, topluluk isimleri çoğul eki alabilir mi? Evet, alabilir. Eğer çoğul eki alırsa birden fazla topluluğu, toplumu ifade ettiği için biz bunu kastediyorsak, eğer birden fazla topluluk ismini kastediyorsak o zaman yanına ne yapacağız?
larler eki getireceğiz. Bu durumda grupların çokluğu söz konusu olmaktadır. Mesela millet bir topluluk ismidir ama milletler dediğimizde birden fazla topluluğu ne yapmaktayız? Kastetmekteyiz. Grup bir topluluk ismidir ama gruplar dediğimiz zaman birden fazla grubu kastediyoruz arkadaşlar. Aileler, aşiretler, heyetler, kavimler, ordular gibi. Mesela Ulu Önder Atatürk'ün malum Kurtuluş Savaşı'nda verdiği bir emir vardı, değil mi? Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Evet, burada ordular yani birinci ordu, ikinci ordu, üçüncü ordu vesaire ne yapmakta? Kastetmekte. Ve arkadaşlar yer adları ad aktarması yoluyla topluluk ismi yapabilir. Mesela sınıf yeniden boyanacak dediğimiz zaman burada tekil bir kavramdır. Neden? Burada sınıfın duvarlarını kastediyoruz. Ama sınıf buna itiraz etti. Cümlesinde sınıftaki öğrenci grubunu ne yapmaktayız? Kastetmekteyiz. Mesela Metin hocamız sınıfa girince sınıf ayağa kalktı. Buradaki sınıf ayağa kalktı nedir? Topluluk ismi. Ama sınıfa girince dediği zaman oradaki sınıf tekildir. Tamam mı? Onun için buna dikkat ediyoruz cümledeki anlamına. Ve arkadaşlar sözcüğün genel anlamda kullanılması onu topluluk ismi yapmaz. Mesela insan bir mikroba yenilecek kadar aciz bir varlıktır cümlesinde insan nedir? Tekil bir kelimedir. Sevgiler sunuyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşuna likeladığınız için çok teşekkür ederim. Kanalımızdaki diğer yazılı videolarımızı ve ders videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Yukarıdan kartlara dokunarak da ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda oynatma listemize tıklayarak da ulaşabilirsiniz videolarımıza. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki derste buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.